Biraz. Bir kişinin bir kız kardeşi var. Tek yaşıyor ama bu adam bu kız kardeşinin derdinden bir türlü içinden atamıyor, çıkaramıyor. Ben nasıl edeyim diyor. Benden dertli adam daha kaldı mı dünyada diyor. Ve düşüp çöl çöl şehir şehir arıyor, soruyor. Bakın herkesin derdi benimkinden daha çok. En sonunda geliyor bir yere bakıyor ki çok güzel bir villalar gibi, bir saray gibi güzel bir yer var diyor. Baba vallahi buranın sahibinin derdi yoktur. Ben diyor bunun sahibine muhakkak görüşmem lazım. Görüşmem lazım diyor. Efendim bu adam bunu neyse söz uzun bu adam görüştürmeye gidip bakır ki bir de bir hanımı var. Ocağın batmasın hanım. Dünyanın güzeli. Dünyanın güzeli hanımı da yanımda oturuyor. O sarayda oturduğumuz köşkün yanında beraber oturuyorlar. Yalnız o tarafta da böyle bir yakışıklı, güzel bir efendim sensin, bıyıklı mıyıklı, yakışıklı, çok yakışıklı da bir delikanlı oturuyor. Nedir diyor. Ha, orada 3 gün misafir eder, ondan sonra derdini dinlermiş bu adam. Bu adamı misafir ediyor. Diyor, derdi var diye tamam diyor. 3 gün misafir ediyorlar. Misafir odasında kalıyor, yiyor, içiyor. 3 gün sonra gel huzuruma diyor. Getir huzuruna. Söylediği için derdin yalnız değil gideceğiz. Tek odada buluşacağız seninle. Gidiyorlar odaya giriyorlar diye senin derdin nedir kardeşim diyor. Sen ne derdin var diye. Sen bu dertsiz adam arıyorsun ama senin derdin nedir? Diyor ki vallahi diyor benim bir kız kardeşim var. Dünya güzeli. Evet. Benim bu kız kardeşim diyor eremik. Eremik demek yani kadınlık şeyi kapalı. Yani da bazı diyorlar ya çift cinsiyete sahip bu insan. Bu efendim sensin diyor eremik diyor. Diyor ben bunu evlendiremedim bir türlü diyor bunun derdindendir davadaşa düştüm böyle şehir şehir ben geldim baktım seninle dersiz adam dedim bu bahçenin sahibi. Bu evin, bu villaların sahibi, orada da hanımın da yanında oturuyor, bunun sahibi, bunun derdi yoktur. Öyle mi dedi? Evet dedi. Peki dedi, seninki bitti mi? Bitti. O zaman dedi, sen lütfen dedi, beni dinle. Buyur. Ben dedi, kumaş tüccarıydım. Evet. İstanbul'a kumaş götürür getirirdim, satarım, götürürüm kumaş tüccarıyım. Evet. Ben bu kızı gördüm, buldum. Ben bununla evlendim, vuruldum. İşte gördün hanımın güzelliğini. Evet. Ben bununla diyor evlendim. Evlendikten sonra diyor biz birbirimizi o kadar sevdik ki ben buna dedim ki hanım bizim birimizin başına bir hal gelirse başkasıyla evlenmeyelim. Olur ya biz birbirimizi çok seviyoruz. Sakın ola ki başkasıyla evlenmeyesin. Hayır, peki o zaman diyor araya diyor bir kavil koyalım diyor. Bunlar araya bir kavil yemin koyuyorlar. Bizim birimizin başına bir şey gelirse birinin evlenmeyeceğiz. Efendi bunu da bir bunların düşmanı demin şey beyin dediği gibi bir şeytan Şeytan. filan bu giriyor. Birden bu kelimeyi başka birisinin öğrendiği oluyor. Böyle bir bahis yapmışlar aralarında. Bu da İstanbul'a gidiyormuş. Alvere gittikten sonra en az 2 ay sonra ancak gelebiliyormuş. 2 ay, 3 ay böyle yapıyormuş bu işi. Bir gün bakıyor ki bir mektup geldi İstanbul'da. Bu İstanbul'da buna bir mektup geldi. Açıyor mektubu. Diyor ki kardeşim diyor hanımın vefat etti. Yalan bir mektup meğerse. Ama imza yok, isim yok. Hay vah hay diyor ben diyor nasıl edeceğim şimdi diyor. Ben ne yapacağım diyor. Ben buna söz vermişim. Ben ne yapmam lazım diyor. Peki diyor sen ne yaptın diyor. Sabırlı ol. Sabırlı ol diyor. Ben ne yaptığımı sen şimdi diyeceğim. Ben derdim, düşündüm, dedim ki ola ben ne yapayım, ne yapayım. Ben kalktım diyor. Dedim ki daha ben bu sözümün üzerinde durmam için Allah'ın huzurunda buna söz verdim. En iyisi ben diyor gittim diyor tenessül üzvümü kestim. Ki evlenmeyeyim daha ben. Efendi diyor, bir iki ay içerisinde bunu eğlendirdiler, doktorlar eğlendirdiler, neyse değil, ben geldim evime, aha, hanımım sapasağlam. Oha! Ola ben ne yaptım? Ben bir gün dalımı döndüm, 2 gün dalımı döndüm, 3 gün dalımı döndüm, hanım dedi ki sana ne oluyor dedi.
Ne var dedi senin bu işin içerisinde? Sen dedi ya yorgunum yoksudur budur diye en sonunda diye dedim ki hanım ahan döndüm dedim ki ahan hanım durum böyleyken böyle ahan da mektup. Senden de bizim böyle bir aramızda anlaşmamız var mıydı? Vardı. Diyor hanım daşa çıktı diyor. Hanım diyor bir ataş oldu. Sen ne yaptın? Ne yapıyorsun? Ben sende durmam. Ya sen ben ne söz verdik biz birbirine? Bak ben senin bu yalan mektubuna bile bundan ben kendimi böyle hale getirdim. Mümkün değil. Diyor dedim ki hanım benim şerefimi kaybetme. Sen dediğin kişi kim diyersen ben seni onunla evlendiririm. Nikahım ben. Boynunda da senin yatan olsun. Yeter ki bizim sırrımızı kimse bilmesin. İşte dedi ki o zaman kabul etti. O gördüğün genç delikanlı var ya evet. Dedi işte hanım sabahtan gelir yanımda benim oturur. Akşam olduğu gibi de o gencinle beraber efendim sesin gider efendi. Evlendirdim onunla dedi. Şimdi senin derdin mi büyük dedi. Benim derdim mi büyük dedi. Adam ağladı dedi. Senin derdin dert değil ki dedi. Senin derdin aşağı dayanan bir zulüm. Peki dedi bunun sonu ne olacak? Şimdi o ders sahibi adam diyor. O adam demiyor. Dedi ben böyle gidecek dedi. Peki dedi ben sana dedi bir şey önersem dedi kabul eder misin? Dedi önerme diyeceğin şeye bağlı. Ben dedi kız kardeşimi getireceğim bundan daha güzel daha iyi dedi. O da senin gibi sen de onun gibi. Sen onunla evlenir misin bunu bırakır? Hay hay getir görüm. Adam bunu getirdi, gösterdi ve bu adam bunun kız kardeşini aldı. O karıyı referansiyasını o adamla beraber buradan dedi haydın defolun gidin. Şimdi dedi rahatlandın mı? Dedi rahatlandım Allah senden razı olsun. Benim derdim bitti dedi ben de derdim bitti. Rahmet senin cettin.